Ağı var. Örümcek değil. Balıkçı olabilir mi? Onların da ağı var. Çağı var. Geçmiş değil. Kör olunca görürsün. Kör olunca bir şey göremezsin ki. Öf. Ne aptal bir bilmece. Hey! Gel kafam. Oyun oynayalım mı? Görmüyor musun? Ne kadar meşgulüm. Yer fıstığı. Meşgul müsün? Ne yapıyorsun ki? Düşünüyorum. İyi ama bu mümkün değil. Beyni olmayan biri nasıl düşünebilir? Pompirik yapıcını. Toz olsa bak. Bak, Luna'nın kızımızı demem. Seni bir sıçana çeviririm. Zaten o sırk cambazı babana da kılıp. İyi, tamam gittim. Hadi, çöçe. Ağı var, kör değil. Burnu var, ağzı yok. Ağzı var, dili yok. Neydi ya? Hiç böyle bir bilmece olur mu canım? Bu kitapta da yanıt yok. Anneanne, benimle oyun oynar mısın? Canım bak, görmüyor musun? Çalışıyorum. Ama benim canım çok sıkılıyor. Sıkıcan iyidir pompirike, çabuk çıkmaz. Ya anneanne. Bana anneanne deyip durma demedim mi sana? Anneanne, yaşlı anneanne. Ay şimdi delireceğim. Çabuk odana git, çabuk. Yaşlı anneanne, yaşlı. Ay bu küçük canı beni öldürecek. Canavar, sence ben yaşlı mıyım? Evet. Luna. Hazır mısınız kızlar? Evet. Evet. Bir, iki, üç. Yuhu. Yakaladım, gel buraya. Buradayım. Yakalayamadım ki. Gelsene buraya. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Lütfen. Hayır. Bize yaptığın onca kötülükten sonra hangi yüzle yanımıza geliyorsun? Şimdi de kalkmış bizimle oyun oynamak istiyor. Sen Şoker'in kankası değil misin? Git onunla oyna. Git. Hah. Hadi. Git. Git. Git buradan. Ya, yakaladım. Sıkıntıdan patlayacağım. Annem beni bir an önce gelip alsa. Ne güzel. O her şeye izin veriyordu. Ama bu anneannem olacak yaşlı cadı hiçbir şeye izin vermiyor. Kimse de benimle oynamıyor. Tabii ya. Dünyaya gidip biraz eğlenebilirim. Neden olmasın? Burada. Oyuncaklar dünyasında canım çok sıkıldı. Ben de buraya geldim. Belki oyun falan oynarız diye ama siz tavuklar gibi çoktan yatmışsınız. Neyin var? Şu Haydut grubunun konseri var ya. Babam beni götürmüyor. İşi varmış. Hep işi var zaten. Sorma. Kulina da öyle. Ne zaman bir şey isteyecek olsa bir şey oluyor. Hiçbir şeye de izin vermiyor. Aynen babam gibi işte. Ya bu büyükler neden böyle? Bu girişe bir dur demenin zamanı geldi artık. Nasıl yani? Sen şu konsere gitmek istiyor musun? Hem de nasıl? Ne zaman başlıyor? Bu gece var, bir de yarın. Yarını boş ver. Bu gece gidiyoruz. ama bir saate kadar başlıyor. Ayrıca nasıl gideceğiz? Diyelim evden kaçmayı başardık. Yaşımız tutmuyor, bizi almazlar ki. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hakan. Efendim? Diyorum ki Emre ile konuşsan, bir gönlünü alsan, uyumadan, uygun bir zamanda götüreceğine dair bir söz versen. Hı? Çok üzüldü değil mi? Hem de nasıl. Hadi lütfen, hadi gel. Hadi. Tamam. İşim zaten başımdan aşkın. Bir de seninle mi uğraşacağım? Yer fıstığı. Ha. Ben ona hiç güvenmiyorum, haberin olsun. Merak etme.
Bana bak Süngel Kafa. Biliyorsun anneannem dünyada sihir yapmamı yasakladı. Şimdi ya bize yardım edersin ya da seni her fırsatta anneanneme şikayet edip başını derde sokarım. Seçimini yap hadi. Tamam. Ne istiyorsunuz? İki kimlik. 19 yaşında olanım ama. İki de bilet. Bir de kıyafetler tabii. Sonra da bizi konserin olduğu yere ışınlayıver. Başka? Hadi Süngel Kafa, vaktimiz yok. Tamam. Ama sen de bana Kulina'nın nerede olduğunu söyleyeceksin. Her yeri aradım, yok. Tamam, söylüyorum. Bulmacayı çözmek için Kirkon amcanın yanına gidecekti. Vay be, nasıl da tahmin edemedim. Hadi, çabuk olalım o zaman. Ufaklık gelmiyor mu? Hayır, onu uyandırma. Şimdi bir yunutuk dinlemeye hiç zamanım yok. İyi, hadi. Geçin bakayım, hazır mısınız? Of, Nana ne diyeceğim ben şimdi? Hakan, pes yani. Ne diyeceksin? Tabii ki işlerini anlatıp, eğer ayarlayabilirsen yarın onu götüreceğini, en kötü ihtimalle benim götüreceğimi söyleyeceksin. Ama Simge bir karar verdikten sonra cayma dedi. Tamam, Simge'yi dinle o zaman. Ya da içinden ne geliyorsa onu yap. Böyle söyleme. İçimden ne geldiğini çok iyi biliyorsun. Hadi o zaman. Ama... Çocuklar nereye? Sus. Ne çocuğu ya, terbiyeni takın. Ver tatlım kimliğini. Al tatlım. Ayol biz cüceyiz. Kör müsün? Kör müsün? Ver tatlım biletlerini ver. Al. Biletlerimiz de burada işte. Bey bir gelebilir misiniz? Geliyorum. Ay bu cücelik ne zor. Hep başımıza bu geliyor hayatım. Of. Sorma bebeğim sorma. Bekleyin siz burada. Hadi arkadaşım ya. Hadi. Kesinlikle konsere gitti. Dur. Hiçbir yerde yok işte. Hakan sakin ol. Ben çıkıyorum. Neredeydi bu konser? Bilmiyorum. Seselim'i arayıp sorabilirsin. İyi fikir. Telefon çalıyor. Alo? Evet. Hı? Evet, babası benim. Ne? Anne. Ne oldu? Evet memur bey, hemen geliyorum. Sahte kimlikle konsere girmeye çalışırken yakalanmış. Karakoldalar şimdi. Ben gidiyorum. Simge'nin haklı olmasından ben de hoşlanmıyorum ama görüyorsun işte. Ben geldim. Etrafta kimse yok değil mi? Maalesef yok. Ne oldu? Emre konsere gitmek için evden kaçtı. Karakoldaymış şimdi. Hakan da onu almaya gitti. Hay aksi. Her şey neden hep kötü gitmek zorunda? Yanılıyorsun Nanacığım. Kirkon amcanın yanından geliyorum. Bilmecenin çözümünü bulduk. Gerçekten mi? Gerçekten. Aşk en büyük sihirdir canım. Bu yüzden biriyle pulu karşılıklı hissettiğin anda tüm sihir güçlerini yeniden kazanacaksın. Biri derken? Şaşkın. Tabii ki Hakan'dan söz ediyorum. Yoksa ona hala aşık değil misin ha? Evet ama onun hislerinden emin değilim. Ama bazen bana çok güzel bakıyor. İyi ya, bir taşla iki kuş vuracağız. Hem Hakan'ın aşık olup olmadığını öğreneceksin. Ki öyleyse eğer sihir güçlerini yeniden kazanacaksın. İyi ama bunu nasıl yapacağım? Aynen. Benden hala hiçbir şey öğrenemedin mi? Ortamını yaratacaksın, ortamını. Ortamını mı? Kirkon amca Şuşi yengeye aşık olduğunu ilk Galaksi konserinde söylemiş.
Hakan'ı böyle romantik bir ortama sokacaksın. Yani burada evde çocuklar Simge Makmuş varken hiçbir şey yapamazsın. Konserde mi söylüyorsun? Demek konser ha? Geldiler. Kaç kaç. Hadi, hadi geldiler. Evet Emre Bey. Emre buraya gel. Emre. Hakan. Şimdi değil lütfen. Ver. Hadi geç otur sen, bir kahve yapayım ben sana. Sen insan değil misin? Her şeyi anlatacağım aşkım. Her şeyi. Hiç, hiç ayrılmayın olur mu? Bir ömür boyu birlikte yaşayın. Hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Ay. Oh be. Neyse gibi yaymış. Bu asla gerçek olmamalı. Asla. Of ya. Ne sıkıcı bir yer burası. Bu oyuncaklar ikide bir debeye sıkıştırıp öpüp duruyorlar. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi beni okula gitmek, bir de ders çalışmak zorunda kalıyorum. Sen artık dünyada sihir de yapamıyorsun değil mi? Maalesef. Yoksa dünyada acayip eğlenebilirdim. Ama anneannem yasakladı. Senin neyin var? Biraz sonra konsey nanayla ilgili kararı açıklayacak. Çok gerginim. Ben canın tatlı biri. Sen neden bu kadar gıcıksın ona? Çünkü o benim dileğimi çaldı. Dileğini mi çaldı? Evet yer fıstığı. Nana 100. doğum gününde insan olmayı diledi. Bunu herkesten önce ben düşünmüştüm. Ben. Aslında benim dileğimdi. Ne saçma. İnsan olunca sihir güçlerini kaybeder. Evet ama ben insan olursam ne yapıp edip sihir güçlerimin yerinde kalmasını sağlayacağım. Ve tüm dünyayı ben yöneteceğim. Eyvah. Sünger Kafa dünyayı yönetiyor. Düşüncesi bile kötü. Sus bakayım. Çok bilmiş yer fıstığı. Kulina. Ne oldu Kulina? Nana ile Hakan'ın aşmeşk olayları yalan olduğu için konsey olumlu yanıt vermedi değil mi? Hayır canım, verdi. Ne yani? Sihir güçlerini tekrar kazandı öyle mi? Evet. Çünkü aralarında gerçek bir aşk var. Ay ben diyorum diyorum, kimse inanmıyor bana. Pompirik ya, sen neden hala buradasın? Şimdi gidiyorum anneanne. Anneanneymiş. Kulina. Olamaz. Sihir güçlerini yeniden kazanmış. Olamaz, olamaz, olamaz. 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 Nerede bu çocuk? Okula geç kalacak. Banyoda. Gelir şimdi. Baba! Nana baba! 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 Hey şuna bak. Ne oluyor ya? Bak. İnanamıyorum ya. Bak bak. Ne oldu Emre? Görmüyor musun? Neyi? Baksana baba ya. Ne var anlamadım ki. Yara izi mi var? Yok. Nana sen de mi görmüyorsun? Neyi? Ya bıyık ya bıyık. Baksanıza bıyıklarım çıktı. Artık ben delikanlı oldum.
Ha, evet evet gördüm. Çok da sert çıkmışlar. Hadi çık yukarı da tıraş ol biraz. Böyle saç sakal birbirine karışmış, gitme okula. Yok, bugün yüzüm dinlensin biraz. Yağmur, iyi bak kızım, bunu bıyık derler, bıyık. Oğlum oynama bıyıklarında, çok ayıp. Ne yapayım, hoşuma gidiyor. Nana, ben akşam geç gelirim. Ne? Nedenmiş o? Arkadaşlarla okul çıkışı takılırız biraz. Okul çıkışı takılacak mısınız? Tabii kızım, ne sandın? Emre! Ne ya, koca adam oldum artık. Bana çocuk gibi davranamazsınız. Oğlum ne diyorsun sen ya? Ya büyüdüm diyorum baba, büyüdüm, delikanlı oldum. Bundan sonra bana karışamazsınız diyorum. Emreciğim, biraz sakin ol istersen. Hı? Yok yok, anlaşıldı. Benim kendime bir hayat kurmam lazım. Sizinle olmayacak. Nasıl yani? Başka eve çıkacağım. Başka eve mi? Evet, başka eve. Artık yalnız yaşamak istiyorum. Emre! Emre! Hakan, üstüne gitme. Büyüyor işte, izin ver. Ayrı eve çıkmasın. Hayır canım, biraz özgür bırak. Peki, öyle olsun bakalım. Bıyık mı bıraksam acaba? Taş, kes, makas. Ben yendim. Taş, kes, makas. Kaçılır. Taş, kes, makas. Taş, kes, makas. Ne haber güzelim? Ne yapıyorsun ya? Ne haber koçum, nasıl gidiyor? Her şey yerinde mi? Emre, iyi misin sen? İyidir birader, eyvallah. Ne olmuş bu ya? Bir şey olmadı kesin. Emre, bu büyüme işine abartmadın mı sence? Hem o tespihi nereden buldun? Böyle kabadayı gibi davranınca büyümüş mü oluyorsun yani? Sen anlamazsın kızım. Hem dizilerde görmüyor musun? Herkes ağır abilerden korkuyor. Herkesin benden çekinmesi lazım yavrum. Hadi göreler. Cüce. Deme. Cüce. Cüce. Deme. Bu süper bir buluş ya. Hadi bakalım. Biraz daha hızlı oynayalım arkadaşlar. Tamam mı? Cüce. Deme. Yeli. Koşar. Yeli, yeli. Buyur sahibi. Mavi ormandan daha fazla meyve getirin. Yıkıl. Sahibi duydunuz arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Hadi yıkıl. Devam. Biraz yavaş canım, üşüyorum. Piero. Buyur sahibi. Çekil. Devam. Bu beni eski güzelliğime ve gençliğime kavuşturacak. Dikkat et, geçen sefer suratın davul gibi şişmişti. Seni gidiş o mağaza, sussana sen. Ben söyleyeyim de. Merhaba anneanne. Sen neden bu saatte buradasın? Bir bu iş mi ne varmış? Okulu tatil ettiler. Yalan söylemiyorsun değil mi? Söylemiyorum. Bana ne zaman inanacaksın söyler misin? Beni istemediğini biliyorum. Ama zaten ben de annemin yanında olmak istiyorum.
Sırf kendini yaşlı hissettiğin ve sana anneanne dediğim için beni istemiyorsun. Ama bu gerçeği değiştiremezsin. Hem anneannemsin hem de yaşlı. Anladın mı beni? Yaşlı! Pompirik ya! Pompirik ya! Pompirik ya, bekle beni! Gelin köleler! Pompirik ya! Pompirik ya! Çocuklar Pompirik'i gördü. Bu ne hal? Şoker, bu ne demek oluyor? Ha, senin başının altından çıkıyor değil mi? Şu demek oluyor Kulina. Ah, ne yapıyorsun sen? Şoker, çıldırdın mı? Onun buradan çıkmasına izin vermeyeceksiniz. Anladınız mı? Emredersiniz sahip. Şoker, ne yaptın onlara? Buradan çıktığımda seni elime geçireceğim ve o zaman sana öyle bir ceza vereceğim ki. Ben şu nının hakkından bir geleyim de seninle sonra işimize bakarız. Kurşun, nöbete. Emredersiniz sahip. Şoker, ne oluyor? Kurşun, ne yapıyorsun? Bay bay.